AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, 15 Temmuz'un yıl dönümü sebebiyle yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Sancaktar basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Tarih yapan ve tarih yazan büyük milletlerin büyük davaları ve insanüstü mücadeleleri vardır. Bu dava ve mücadeleleri uğrunda ağır bedeller ödense de bütün dünyanın gıpta ile baktığı tepeden tırnağa erdemle, cesaretle ve fedakarlıkla bezenmiştir. Yaşadığımız toprakları yurt kılma mücadelemize eşlik eden İslam'ın değerler mazlumesi hem fikri planda hem de harp meydanlarında sürekli bir meydan okumayla karşı karşıya kalmıştır. Ama hakkı her şeyin üstünde tutan yiğit liderleri ve yüreği imanla dolu her bir ferdiyle aziz milletimiz canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan kılmışlardır. İslam dünyasının ve gür sesi olmaya çalışan aziz milletimizin sesini kısmak, mazlumların bu umut ışığını söndürmek için var güçleriyle uğraşan müstekbirler, çağımızın haşhaşileriyle birlikte 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha karşımıza çıktılar. Bu hain darbe ve işgal gecesinde Anadolu insanı dünyayı imrendiren bir kıyam ile sabaha kadar canla başla mücadele ederken dünyanın tüm mazlum milletlerinin yüreği bu necip millet ile atmış, vatanın her bir mabedinden yükselen selalar mazlum milletimizi sarıp sarmalamıştır. Aziz milletimizin her bir ferdi 15 Temmuz'un simge ismi Ömer Halis Demir ve hemşehrimiz, kardeşimiz, Korkut elimizin yiğidi Yasin Naci Ağaroğlu başta olmak üzere 248 şehidimiz şahsında kafirlerin, zalimlerin ve hainlerin hanelerine düşen bir ateş, çağlara ve nesillere yol gösteren birer meşale, hiçbir hainin bir daha cesaret edemeyeceği bir kahramanlık destanı olmuştur. Ruh köklerini Uhud'un yüce şehidi Hamza'dan, gemiler yakan Tarık bin Ziyad'dan, kefenini giyip atını düşmanın üzerine süren Arparslan'dan, İstanbul'u ebedi İslam şehri kılan Fatih Sultan Mehmet'ten, Çanakkale'nin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan bu millet hep birlikte şaha kalkmış, tarih yapan ve tarih yazan bir milletin ahvadı olarak yeni bir tarih yazmıştır. 15 Temmuz darbe gecesinin 3. yıl dönümünde Korkutelililer olarak bizler bir kez daha dünyanın tüm mazlumlarına umut, tüm mahrumlarına şefkat eli, tüm ezilmişlerine dert ortağı, çare olmaya niyetli ve kararlı olan bu aziz milletimizi yok etmek ve bu vatanı bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlara ve hainlere karşı bütün kararlılığımızla ilan etmek istiyoruz ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi, ne yaparsanız yapın asla başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Bu ülkeye asla diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka asla boyunduruk vuramayacaksınız. Bu kararlılıkla bir kez daha milletimizin şeref ve istiklali için cennete kanatlanan, başta hemşehrimiz, kardeşimizin, Korkuteli'nin yiğidi Yasin Naci Ağaroğlu olmak üzere 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Bu şanlı direniş sürecinde gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz destanının 3. yıl dönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize kasteden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.